Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Irak Türkiye arasındaki kritik gelişmeleri konuşmak istiyorum. Bir süreden beri çok ciddi bir trafik söz konusu. Hem Ankara'da, hem Erbil'de, hem de Bağdat'ta Türkiye'nin önerdiği ya da üzerinde durduğu bir ekonomi güvenlik paketi var. Bunu olgunlaştırmak ve bunun üzerinden bir stratejik ortaklık anlaşması çıkarmak gibi bir hedef var ve müzakereler buna odaklanmış durumda. Çok tabii ki etraflı bir dosyadan bahsediyoruz. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Bağdat'taydı. Muhataplarıyla görüşmeler yaptı. Dışişleri, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da eşlik etti. Bağdat'ta muhataplarının yanı sıra Gürcistan İçişleri Bakanı da bu toplantıya katıldı. Peki ne çıktı? E, dikkat çekici bir e, ortak açıklama geldi. Bu açıklamada e, kuşkusuz iki ülke arasında e, süre gelen bazı sorunlar var. Bunlarla ilgili daimi e, ortak daimi komitelerin kurulması e, kararlaştırılıyor. Bunların e, bir mekanizma olarak çalışması öngörülüyor. Düzenli işleyen ve sonuç almaya odaklı bir mekanizma olarak üzerinde duruluyor. Terörle mücadele, ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ulaştırma alanlarında bu komitelerin çalışması öngörülüyor. Daha önce özellikle su konusunda bir komite kurulmuştu. Diyeceksiniz ki bundan niye çıktı? Şu ana kadar somut olarak iki ülke arasındaki su meselesinin çözümüne dair herhangi bir strateji, ortak strateji ortalıkta gözükmüyor düzenli temastan bahsediliyor. Şimdi e, tabii Türkiye'de yankı uyandıran bir e, başka ayrıntı da e, bu ilk kez açıklanıyor böyle bir şey. Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin PKK'nın Irak'ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde karar aldığı belirtiliyor ve bu memnuniyetle karşılanıyor. Tabii bununla ilgili hemen basında ya da yetkililerden gelen değerlendirmeler var. Bu son derece önemseniyor. Burada terör örgütü ifadesi yok. Buna dikkat çekmek istiyorum. Yasaklı bir örgüt olması tam olarak ne çerçevede ele alındı bunu bilmiyoruz. Bildiğimiz şey şu geçmişte yani Saddam döneminden beri e, PKK'nin Bağdat'la ilişkilerinin olduğu, e, birazcık daha göz yumuldu vesaire. E, tabii Saddam gittikten sonra, devlikten sonra Irak'taki yeni yapılanla Anayasanın işte kabul edilmesi, Kürdistan bölgesinin bu Anayasa çerçevesinde bir statüye kavuşması. Evet. E ve bu minvalde Türkiye'nin kendi iç süreçleri yani işte barış süreci vesaire tökezledi. Peki sınırların dışına çıkması gibi bir süreç de vardı ve Irak'taki gelişmeler özellikle işitle mücadele ve Irak'ta yaşanan türbülanslar süresince Türkiye'nin de artan askeri operasyonlarıyla. Peki birazcık daha coğrafi olarak dağıldığı, genişlediği bir yeni bir durum oluştu. Şimdi buna karşı e, Türkiye bir e, ciddi bir operasyon hazırlığı içerisinde baharda ya da yaz aylarında artık pençekilit diye başlayan 2019'da başlayan operasyonlar serisinin bir yere vardırılması, yeni bir aşamaya geçilmesi hedefleniyor. Bu hedefi daha fazla daha da Erdoğan şöyle şey yaptı, idealize etti. Suriye'de başlayan 30 kilometre derinliğindeki tampon bölgenin ya da güvenli bölgenin Irak tarafında da hayata geçirilmesi. Tabii orada derinlik sadece 30 kilometreden bahsedilmiyor. Çünkü PKK'nın kamp alanları ya da dağıldığı yerler çok daha derinlerde Kandil Kandil Dağ silsilesini dikkate aldığınız zaman 200 kilometreye varan bir derinlikten bahsediyoruz. Yani Türkiye sınırlarından Irak sınır hatlarında uzanan bir dağlık bölgelerden bahsediyoruz. Bu tabi tampon bölgenin çok ciddi açmazları var. Bu nasıl olacak bu tartışılabilir ama en azından Türkiye yetkililerin ya da güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiler yani Türkiye'nin havadan operasyonları, obus toplarıyla menzilleri de dikkate alınarak ya da konuşlanma alanları, üsler vesaire, işte dağlık bölgelerde tepelere, geçitlere üsler ya da gözetleme kuleleri kuruluyor. Bütün bunlarla birlikte bir 60 kilometre derinliğinde bir alanda güvenlik bölgesi oluşturma, bunu artık tampon bölgede demeye başladılar, oluşturma gibi bir hedef var. Bunu pişirme çabaları söz konusu. Erdoğan ee, epey zamandan beri öngörülen bir ziyareti belki e, yerel seçimlerden sonra nisan bitmeden yapmak istiyor öyle anlaşılıyor. Ve bu mutabakat yani e, tartışılan mutabakatında Erdoğan'ın ziyaretinde e, nihayete erdirilmesi hedefleniyor. Bunu anlıyoruz ve görüyoruz. Şimdi Tabi Irak yönetiminin az önce anlatıyordum biraz başka bir yere kaydı konuşma kendi akışı içerisinde. Irak Irak'ta dediğim gibi PKK'nın Bağdat'la ilişkileri yeni değil eskiye dayanıyor. bu IŞİD'le mücadele sürecinde de Kerkük başta olmak üzere Kerkük, Mahmur, Şengal hattında Pekik'in etkinliği arttı. Bunu işte şimdi Türkiye müzakere ederken masaya getiriyor ve işte Bağdat'ın bu ilişkilere son vermesi isteniyor. Tabi İran'ın desteklediği milis güçler, Şii milis güçler Haçlı Şab'inin de de özellikle Şengal'de Şengal direniş güçleriyle ilişkileri var. Bu direniş güçlerinin Bağdat'tan bir dönem maaş aldığını da söyleyelim. Yani ezidilerden oluşuyor ama Pekike'ye yakın o çizgideki ezidilerden oluşuyor. Bunların dağıtılması konusunda Erbil'le Bağdat arasında bir güvenlik anlaşması da geçmişte Türkiye'nin arzu ettiği şekilde imzalanmıştı ama bundan da çok sonuç alamadılar. Şimdi bu ilişkilerin tabiatını değiştirecek ve Bağdat'ın işin içerisine daha güçlü bir şekilde girmesini sağlayacak bir baskı mekanizması Türkiye tarafından epey zamandan beri kurulmak isteniyor. Şimdi. Bundan ne çıkacağını bilmiyoruz. Erdoğan'ın ziyaretine kadar ya da hedeflediği ziyarete kadar nasıl şekillenecek onu da bilmiyoruz. Irak tarafından çok fazla renk verilmediğini not edelim. Ama şu söyleniyor yani e, PKK'nin tehlikeleri konusunda ortak algı oluşuyor yavaş yavaş. Yani Irak Irak'ın Irak'taki aktörlerin <laughs> Tepkileri birazcık daha e, eskiye e, oranla Türkiye'ye daha fazla kulak veren bir e, yönelim içerisinde diyebiliriz. Türkiye Türkiye Şabi'yi özellikle Musul'un kurtarılması sürecinde terör örgütü olarak nitelendirdi. Resmi olarak değil ama Anadolu Ajansı'nın yayınları dahil Türk medyasında, hükümet medyasında ve yetkililerin ağızlarından sürekli olarak İran destekli terör örgütü ifadesini duyduk. Ama Haştu Şabi heyeti başkanı şimdi Türkiye ile yürütülen bu müzakerelerde katılıyor, müzakerelere katılıyor. Ankara'ya heyetin başkanı geldi. Feyat ve görüşmelerde yer aldı. Şimdi Bağdat'taki görüşmelerde de Haçtu Şabi'nin yer aldığını görüyoruz. Yani Haçtu Şabi'yi de işin içerisine katan bir yaklaşım sergileniyor. Türkiye de kendi pozisyonunu demek ki gözden geçirmiş. Burada Türkiye'nin verdiği kritik mesajlar var. Türkiye'nin elinde bazı kartlar var en önemlisi. Türkiye bu baskıyı kurarken şunu söylüyor. Diyor ki bir kalkınma yolu koridor projesi var malum. Bu Fav Limanı'ndan başlayacak. Bağdat'tan işte Musul üzerinden yani Türkiye'ye Türkiye Ovaköy'den girecek. Bu Önemli bir proje, bunun stratejik bir takım boyutları var. Körfezin e, kestirmeden Irak-Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasını sağlayacak bir şey. Tabii ki İranla bağlantısı var. Daha doğrusu İran, İran'ın e, bypass edilmesi gibi bir şey var. Bu e, uzun vadeli e, bir e, rota olarak kurgulanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri buna destek veriyor. Kuşkusuz Suudi Arabistan'da. Buna destek verecektir. Bir anlamda Babul Mendepten Hürmüz Boğazı'na kadar pek çok yerde bu, buradaki resleşmelerden kaynaklanan bir baskı var. Bu koridor o baskıyı birazcık azaltabilir. O yüzden Körfez buna önem atfediyor. Körfez'in Irak'la ilişkilerinin gelişmesinde de bunun önemli bir araç olması muhtemel. Çünkü Körfez-Irak ilişkileri yavaş yavaş <laughs> rayına oturuyor. Şimdi e, tabii Türkiye e, buna önem veriyor e, Irak ilişkileri açısından e, bu yol e, şimdi Bağdat tarafından da isteniyor İran'ın buna e, bir şekilde hani taş koyma ihtimali. Var. İran bundan rahatsız olabilir, olacaktır. Çünkü İran'ın kendi rotası da var. O da e, güney, e, güney sahillerinden, e, yani o okyanustan başlayan Hindistan bağlantılı e, ve Kafkasya üzerinden Rusya'ya giden e, bir rota üzerinde duruyor. Bu Ukrayna savaşı nedeniyle biraz gündemden düşmüştü ama e, bu rotada İran'ın alternatif e, şeyi. E, Koridoru diyelim. Bir koridor savaşları her zaman var. Türkiye şimdi Bağdat'a diyor ki, yani senin buna çok ihtiyacın var, ama bunun güvenliği çok önemli. Bu yol işte tehdit edilebilir. Yolun güvenli bir şekilde işlemesi için gel benim stratejik güvenlik paketime ortak ol. Şimdi. Tabii bunu nasıl yapabilirler? Yani Bağdat'ta aktör çok. Sonuç itibariyle bunun muhatapları sadece Bağdat değil. Mesela Erbil ile de bunu konuşmaları ve bir şekilde anlaşmaları gerekiyor. Türkiye'nin bu yolla ilgili hani Erbil kısmı açılmışken hemen şunu söyleyeyim. Erbil bundan birazcık rahatsız. Şöyle rahatsız. Sonuç itibariyle elbette yani bir yol, bir güzergah Kürdistan'ın da işine yarayabilir ama birazcık Kürdistan'ın gümrük gelirlerini baltalayacak bir açılımı da içeriyor. Yani şu anda Irak'a Kürdistan kontrol ettiği sınır kapısından geçişler yapılıyor. Orası Kürdistan bütçesi açısından son derece önemli. Ova Köy tarafından Irak'la anlaşarak eğer bir kapı açıldığı takdirde Kürdistan'ın gelirleri ciddi anlamda darbe yiyecek. O yüzden Kürdistan'ın bu projeye nasıl dahil edileceği son derece önemli. Tabi bu Bağdat, Erbil ve Ankara arasındaki müzakerelere bağlı. Şu anda Kürdistan'ın birazcık tedirgin olduğunu söyleyelim. Şimdi bu yola e, tabii ki güvenlik anlamı yükleniyor. Burası son derece önemli. E, sadece ulaşım koridoru değil, aynı zamanda güvenlik koridoru olarak adlandırılıyor. Buradaki amaç ne? Buradaki amaç Türkiye malum Şengel'i işte ikinci kandil olarak nitelendirdi. Şengal'de Şengale müdahale etmek istiyor. E, bu yol e, bir anlamda Şengel'e müdahalenin de yollarını açacak orayı kontrol altına almanın da yollarını açacak. Bunun dışında Suriye ile Irak arasında <laughs> yani PKK'nin Suriye-Irak arasındaki geçişleri Türkiye'nin çok ciddi olarak ele aldığı bir konu. Bunu kesmek istiyor. Bu geçişleri kesmek istiyor. Haliyle bu yolu yani sıradan basit bir ulaşım hattı olarak görmek zor. Hiç kimse böyle görmek istemiyor. O yüzden de Türkiye diyor ki hem Erbil'e hem Bağdat'a ben buraya çok ciddi olarak bir operasyon yapacağım yol olacaksa. Ee, hepsi birlikte ele alınmalı. Bunun dışında petrol en önemli kartı. Petrol malum e, Türkiye e, Paris'teki e, işte de, e, uluslararası <laughs> tahkimden e, işte, tazminat e, cezası aldı. E, sonra bu akış kesildi. Bu arada Irak e, federal mahkemesi Kürdistan'ın petrol satışını yasa dışı ilan etti. E, bunun dışında yeni mekanizmaların e, oluşması gerekiyor. Erbil Bağdat'ın anlaşması lazım. Belli konularda anlaşmalar sağlandı. Ama e, yani Irak e, Merkezi Petrol Şirketi satışta tekel olacak. Türkiye üzerinden işte yeniden boru hattı işletilecek vesaire. bu Türkiye'nin elindeki en önemli koz yani petrolün yeniden akışının sağlanması hem Erbil üzerinden hem Bağdat üzerinde bir baskı oluşturuyor. Bunun dışında bir diğer hayati kart diyelim. Bunu kart olarak nitelendirmek belki Ankara'da işte hükümetin ya da yetkililerin rakesin hoşuna gitmiyor e, su su meselesi malum Fırat ve Dicle'nin suları hem epey zamandan beri kriz konusu ve bu konuda ortak projelerin soruna çözüm bulacak ortak projelerin ya da ortak bir stratejinin geliştirilmesi gerekir. Türkiye bunu etkili bir şekilde kullanıyor. Her sene yaz aylarında kuraklık nedeniyle çok ciddi kriz tabloları oluşuyor ve bundan Türkiye'yi sorumlu tutan Iraklılar, tabii ki su yerlerde var, ee, özellikle Fırat e, Fırat konusunda dijle e, tabii ki Irakla e, konuşulan bir mesele. E, bunlar çok detaylı konular, e, bununla ilgili belki başka zaman bir video çekebilirim bu su meselesini ama su meselesi de bu paketin içerisinde. Yani Türkiye diyor ki benim istediğim şekilde hani terörle mücadele konseptini kabul edersen, işbirliği yaparsan, bu işbirliği pek çok boyutu içeriyor. Ben de bu konularda sizinle birlikte çalışırım, birlikte bölgede yeni bir ortaklık şeması oluşturabiliriz diyor. Bunun dışında ne var? Bu konuşulması gereken en önemli konulardan bir tanesi tabii ki İran ve Amerika arasındaki güç mücadelesi şu koşullarda özellikle Amerika'nın çekilip çekilmemesi tartışılıyor. İran'ın en önemli hedefi Amerika'nın Irak'tan ve Suriye'den çekilmesi ve Irak üzerindeki baskılar sonuçta hükümetin Amerikalılar. Gel oturalım konuşalım. Şu Irak'taki Amerikan güçleri ne olacak? Bunu bir yere bağlayalım. Müzakereler bir şekilde başladı. Elbette Amerikalılar yok falan diyorlar. Biz çekilmeyi tartışmıyoruz diyorlar ama Irak tarafında bir çekilme gündemi var. Şimdi Irak tarafında eğer e Amerikan güçleri giderse İran'ın önü açılacak. Burada işte Türkiye bir mesaj veriyor. Diyor ki işte İran, İran'ı dengelemek için ihtiyacınız olan güç biziz. Yani Türkiye ile ortaklığı geliştirin. İran'ı da bu şekilde dengelersiniz. Bu Amerika'nın da işine gelebilir. Amerikan çıkarlarına da hitap eden bir boyuta sahip. O yüzden Amerika da bu güvenlik koridoru ya da işte ulaşım koridoruna birazcık da İran'ı bypass edecek. İran'ın etkisini az Azaltacak bir e, konsept olarak e, bakıyor olabilir. O yüzden de hani Amerika'nın tepkisi ne olur derken Amerika'nın tabi Suriye'deki öncelikleri var. Türkiye ile müzakere ediyorlar bunları. Irak'ta öncelikleri var. E, Kürdistan'ın statüsünün korunması Amerika'nın bir diğer önceliği. Kürtlerin Bağdat'ta siyasetin en önemli ortağı olması Amerika'nın bir tercihi. Bunların sarsılmaması gerekiyor. İran'ın dengelenmesi, geriletilmesi gerekiyor Türkiye'ye. Daha önce de biçtikleri klasik rolü yeniden biçiyorlar. Amerikalılarla bunların da yani Ankara ile Washington arasında bunların da konuşulduğunu düşünüyorum. Ee, ve Tabii ki yani İran buna ne yanıt verecek yani İran tabii Haçlı Şabi üzerinde etkili siyasi aktörler üzerinde etkili İran'ın Kerkük Süleymaniye hattında bu Şengale'de uzanıyor Suriye hatlarında gücü önemli ölçüde arttı bu bölgelerde İran bağlantılı unsurlar varlık gösteriyorlar bu hatlarda dediğim gibi Pekiken'in de varlığı biraz artmış gözüküyor ve Türkiye pazarlığa otururken bunlara işaret ediyor. Şimdi e, tabi e, bundan sonra e, yani Türkiye'nin e, talepleri özellikle yani Türkiye somut olarak ne istiyor? Bunu e, net olarak e, hiç kimse konuşmuyor ama bir dediğim gibi tampon bölge kurulma hedefi var. Burada işbirliği en önemli mesele bu. Bu işbirliği nasıl olacak? İşte Irak muhafızlarının, sınır muhafızlarının sınır hatlarını yerleştirilmesi öteden beri konuşuluyor. Zaten Türkiye'den üst düzey bir komutan birkaç gün önce bölgede böylesi bir toplantı da gerçekleştirildi sahada. Bu devam eden bir süreç. Bunun dışında Kürdistan güçlerinin de bu işe tam katılımı isteniyor. KDP ile bir ortaklık zaten var. Bunun yanı sıra Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin de bu işe ortak olması yönünde çok boyutlu bir baskıdan söz edebiliriz. Şimdi e Tabii ki orası biraz karmaşık. Yani son zamanlarda biliyorsunuz Süleymaniye'yi hedefe koyan bir Ankara var. Bu hedefe koymak fiilen de bir takım önlemlerle kendini gösterdi. İşte hava sa Türkiye hava sahasının kullandırılmaması ve bu şekilde ekonomik olarak da e Süleymaniye tarafının cezalandırılması söz konusu. Bunun dışında siyahlarla saldırı oldu. Üç tane peşmerge yaşamını yitirdi. Şimdi bazı temaslar söz konusu oldu. Yani özellikle Talabani'nin, Bafıl Talabani'nin hani Türkiye'nin istediği çizgiye gelmesi konusunda Erbil'de de görüşmeler oldu. ayrıca işte Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin daha alt düzey isimleri ya da işte mesela eski Cumhurbaşkanı Berham Salih'in de Ankara'ya geldiği bir temas oldu. Kubat Talabani ile temaslar söz konusu. Buradan hani ne çıktı bilmiyoruz ama şöyle bir iddia var. Mesela Talabani Fidan'la görüşmek istiyor. Ama Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olarak diyor ki yani bunu istihbarat düzeyinde görüşmeler olsun. Yani bunu bu görüşmeyi İbrahim Kalın yapsın diyor. Öyle bir iddia var. Bu düzeyde görüşmelerin zaten bir şekilde olduğunu tahmin ediyoruz. Ee, ama orada e, Kürtistan Yüzseverler Birliği'nin, e, KYB'nin e, İran'la e, ve Bağdat'taki aktörlerle ilişkileri iyi. Öteden beri bu böyle. Coğrafyanın da getirdiği bir şey bu ilişki biçimi. E, tabii e, Türkiye şunu fark etti son zamanlarda. İşte e, yani talebani tarafına karşı böyle sert önlemler, tehditkar şeyler, e, politikalar. E, bir. Kürdistan içerisindeki dengeleri de olumsuz etkiliyor. İkincisi daha fazla İran'ın nüfus alanını genişletiyor ve burada işte talebani grubu Kerkük'te ve başka yerlerde daha fazla İran'ın istediği yönde kararlar alıyor, onların oyunu ortak oluyor. Bunu çevirmek lazım. Yani Türkiye'de yeni değerlendirme bu anladığımız kadarıyla nasıl çevirecekler? Yani işbirliğini geliştirecek kanallar açmak suretiyle ve KDP'ye de anladığımız kadarıyla. Yani işte Taliban'in tarafıyla iç sorunlarınızı halledin. Daha fazla Kürdistan içerisindeki sorunlar e, burada İran'a daha fazla alan açıyor. O yüzden bir an önce kendi sorunlarınızı, iç sorunlarınızı halledin ve vesaire. Tabi iç sorunlar çok. Seçimler olacak mesela e, federal mahkemenin e, verdiği bazı kararlar var. Seçimlere müdahale olarak görülüyor. Bu da içerideki tartışmaları büyüttü. Çünkü o mahkeme kararı. E, işte Kürtistan Yurtseverler Birliği'nin başvurusu üzerine alınmıştı. Bunları geçen bir programda detaylıca anlatmıştım. Tekrar girmeyeceğim. Ama Türkiye'nin istediği dediğim gibi burada Talebani'nin, Taliban'ın Süleymaniye tarafının da e, Türkiye'nin e, operasyonlarına e, ortaklık etmesi. Peki ne anlamda operasyon? Özellikle anladığımız kadarıyla Pekiyle işbirliğinin e, ya da e, ilişkilerin sonlandırılması ve istihbarat desteğinin sağlanması en önemli beklenti. Bu beklenti Haçlı Şabi için de geçerli. Onlar için de böyle bir e, hani onların da bu böylesi bir misyonla özellikle Kerkük, e, Mahmur e, ve Şengal atlarında eee Aştuş abi'den de böylesi bir destek istendiği söyleniyor ama e, bu mesele öyle hani cepte bir mesele değil son derece çetrefilli ve e, Haçlı Şabi'nin Türkiye'nin askeri varlığına karşı e, roketli saldırılar e, ya da insansız hava araçlarıyla saldırılar da düzenlediğini hatırlarsak e, bunun öyle çok da kolay olmayacağını olacaksa da çok çetrefilli bir pazarlıktan sonra olabileceğini söyleyebiliriz. Burada e, bir pozisyon değişikliği çok net bir şekilde ta taraflardan isteniyor. E, bunun dediğim gibi ne, ne olacağını bilemeyiz. E, tabii PKK'nin tepkisi ne olacaktır? Bir dediğim gibi e, yani Türkiye ciddi anlamda başlattığı operasyonları bir yere vardırmak istiyor. Tabii Bağdat'ın ya da Erbil'in ya da Süleymaniye tarafının işbirliği sunup sunmasından bağımsız olarak yaz aylarının ısınacağına dair ciddi bir şey var, öngörü var. Buna karşılık da Murat Karayalan'dan bir açıklama geldi. Dikkat çekici bir açıklama. Müjde vereceklerini söyledi. Şimdi tabi hemen e, bu spekülasyona yol açıyor. Yani müjdeden kasıt nedir? Nevruz'u işaret etti ve bu e, çerçevede önümüzdeki günlerde e, halka bir müjde verileceğini söyledi. Yazılı bir açıklama yapılacağını da belirtti. Yani örgütten böylesi bir e, tarz ilk kez hani karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Hem müjde hem de yazılı bir e, müjde. E, bunu ne olacağını bilmiyoruz. Tabii spekülasyonlar ne diye e, hani baktığımız zaman işte yeni bir ateşkes duyurusu mu acaba? ya da hatta silah bırakma kararı mı ki bunun olacağını zannetmiyorum. Ee, tek taraflı ateşkes geçmişte defalarca oldu yani yeni yeni bir durum. Operasyon beklentisi içerisinde e, eli kulağında daha büyük bir operasyon e, hazırlıkları devam ederken ki bu geçen seneden beri hazırlığın yapıldığı söyleniyor. E, buna karşılık bir ateşkes e, yani bir manevra alanı yaratmak için olabilir. Ama bu da çok açıkçası yüksek bir ihtimal gibi gözükmüyor. Bunun dışında yani savunma Yeni bir savunma konsepti oluşturduk ve bunun duyurusunu yapıyoruz diyebilirler mi? Bir süreden beri mesela sihalara karşı işte bir hani önlem geliştirme konuşuluyor, tartışılıyor o taraflarda. Acaba böyle bir şey mi var? Onu bilmiyoruz. Hepsi spekülasyon. Daha güçlü bir karşı koyma. Hazırlığı ama bunun bunun için müjde ve e, bir yazılı açıklama gerekir mi? E, evet biraz durum karışık anladığımız kadarıyla e, önümüzdeki süreçte e, gelişmelere bağlı olarak e, Mahmur e, Şengal hatlarında daha çok operasyon beklentisi var. Bunun dışında Kerkük'te, Tuzurmatu'da, Süleymaniye taraflarında taraflarında e, yani Türkiye'nin istediği daha fazla istihbarat desteğiyle nokta atışları gibi bir takım böyle hani suikast aslında kastettiğimiz sihalarla suikast düzenlemek gibi bir takım operasyonlar olabilir mi? Evet bu da mümkün. Bunun dışında hani ne konuşulması lazım? Tabii ki bölgedeki aktörlerin tutumu son derece önemli. Her şeyden önce bu tampon bölge meselesinin yani çok ciddi bir iddia olduğunu söylemek lazım. Yani Suriye'deki gibi bir bölgeden söz etmiyor. Suriye'de alan alan kontrolü son derece kolay. Yani birkaç tankla bir bölgeyi zapt etmek mümkün ama Irak tarafında dağlık bölgeler silsile halinde inanılmaz işte yüksek dağlar, derin vadiler buralarda bir böyle kalıcı kontrol alanı oluşturmak son derece zor ve kış aylarında mesela bunu ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıktı Türkiye ilk kez hani genelde yazın daha fazla varlık gösterip kışın çekilen bir stratejiye sahipti bunu değiştirdi kışın da o dağlık bölgelerde asker tutma yönünde bir uygulamaya gidildi bu da Türkiye'nin ciddi kayıplar vermesine neden oldu baskı Sıkınlarla. Şimdi yeni bir şey, yeni bir fiili, e, saha gerçekliği oluşturmak nasıl mümkün olabilir? Yani binlerce asker yığıp, e, işte Irak tarafından da destek alıp, istihbarat ağını genişletip, e, daha böyle kilit noktalarda varlığını artıran bir e, askeri yaklaşım mı denilecek? Bunların hiç de kolay olmadığını, sahanın çok geniş olduğunu dediğim gibi 200 kilometreyi bulan bir derinliğe sahip bir alandan bahsediyoruz. Buralarda e Teknikle sonuç e, alınabilir kısmen ki bunu zaten izliyoruz yani teknik dediğim havadan e, izleme takip e, ve suikast şeklinde e, bir e, yeni bir e, strateji zaten uygulanıyor e, bunun e, örgütün e, manevra alanını darattığını ya da hareket kabiliyetini kısıtladığını e, yerel kaynaklarda söylüyor ama e, bu. Suriye'deki gibi böyle işte birkaç bin askerle, tankla, havadan bir takım operasyonlarla bir alanı ele geçirip kontrol etmek gibi bir şey değil. Bu son derece zorlu bir şey. Zaten bu coğrafya böyle olmasaydı Türkiye defalarca girdi, çıktı, girdi, çıktı. Sonuç alamadı. Şimdi nasıl alacak? Hakikaten herkesin merak ettiği bir konu. Ben de merak ediyorum. Bu konuyu sanırım yani önümüzdeki aylarda Türkiye'nin en çok odaklandığı bir konu olarak göreceğiz. Çok taraflı bir mesele olduğunu işin içerisinde petrol, su, güvenlik, koridor, yol, ulaşım her şeyin olduğu böyle kapsamlı bir strateji. Tabii Türkiye koşullar olarak yani bölgesel ve ruhsal koşullar olarak sanırım en uygun zamanı yakalamış gözüküyor. Amerika ile yeni bir başlangıç yapıyor, yapmaya çalışıyor, Amerika'yı belli şeyler ikna etmeye çalışıyor. Amerika'nın da Türkiye'ye belli konularda ihtiyacı çok net bir şekilde Washington'daki karar mekanizmalarını etkiliyor. Ukrayna meselesi, Rusya, Çin meselesi vesaire. Ve Türkiye sanırım bu koşulları iyi değerlendirerek e, özellikle bu yaz aylarına doğru bu konuda sonuç almak için bütün ağırlığını kullanıyor. Bunu izleyeceğiz. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bana eşlik eden bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.